Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Kur'an bizim hayat kitabımızdır. Onsuz bir İslami hayat mümkün değildir. O inancımızın özüdür. Onsuz bir iman, onsuz bir inanç asla ve asla makbul değildir. Öyleyse Kur'an'ımızla iyi tanışmak, Kur'an'ımızı iyi tanımak mecburiyetindeyiz. Onun hayat bahşeden mesajlarını doğru şekilde anlamak, doğru bir şekilde hayata aktarmak mecburiyetindeyiz. Bakınız, Fatır Suresi 15. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâsü entümül fukarâu ilallah vallâhu huvel ganiyyül hamid. Evet, ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan da ancak O'dur. Demek ki insanlar kendilerini ne kadar müstani zannederse zannetsinler, ne kadar ihtiyaçtan variste görürlerse görsünler, bu büyük bir yanılgı olur. Zahiri zenginlikler, zahiri imkanlar onların fakir olmalarını örtmez. Onların fakirliğini bertaraf etmez. Düşününüz, vücudumuza giren küçücük bir mikrop bizi nasıl aç içerisinde bırakıyor? Gözle görülemeyen, bazen mikroskopla bile görülmesi çok zor olan küçücük bir varlık vücudumuza giriyor. Bizim o dinç, sıhhatli vücudumuzu bir anda yere serebiliyor. Bu aziyetimiz, bu çaresizliğimiz karşısında bizim zahiren sahip olduğumuz zenginlikler, mal, mülk veya makam ve mevkiler hepsini seferber etsek bile o küçücük bir mikrobun karşısında mağlup duruma düşüyoruz. Demek ki hakim mi mutlak Allah Celle Celaluh'tur. Kadir-i mutlak Allah Celle Celaluh'tur. Muhtaç olmayan, samet olan sade ve sade Allah'tır. O hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaçtır. Öyleyse insan bu idrak içerisinde, bu anlayış içerisinde Rab ile Ab arasındaki münasebeti tesis etmek mecburiyetindedir. Kendisinin geçici imkanlarını despotizm anlayışı içerisinde kullanmamalıdır. Bir gün yerle bir olacağını, bir gün yok olacağını, Kadir-i Mutlak'ın sillesini yiyeceğini ve artık kendisine de o andan itibaren hiçbir yardımcı bulunmayacağını anlamalıdır. Eğer toplumlar, milletler, fertler bu anlayışın dışında bugün dünyaya hakim olan maddeci, materyalist anlayışı benimserlerlerse, tarih içerisinde olduğu gibi o milletler ya tamamen yok olup giderler, yani fiziki olarak yeryüzünden silinip giderler veyahut da başka milletlerin ekonomik, siyasi baskıları altında benliklerini, millet olarak kendilerinde var olan özelliklerini, insan haysiyetine yakışır tavırlarını, vasıflarını kaybeder, köleleşirler. Bugün birçok milletlerin başına gelen felaketler şöyle bir göz önüne getirildiği zaman sebebini burada aramak lazımdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu
Şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn yeşe yüzhibikum ve ye'ti bi halkin cedid. Evet. Ve ye'ti bi halkin cedid. Allah Celle Celaluhu dilerse, ey insanlar, ey milletler, Allah'a boyun eğmezseniz, onun nizamına boyun eğmezseniz, onun kitabına, Kur'an'a boyun eğmezseniz, onun koyduğu prensipleri göz ardı ederseniz, siz nefsinizin, şeytanın peşinde zulme, tahakküme meyleder ve insanları insanlığa aykırı, insanlık haysiyetine zıt despotizmle idare ederseniz netice ne olur? Allah sizleri geçmiş de olduğu gibi yok eder. Ya fiziken sizi yok eder. Evet, tarihte bunlar olmuştur. Fiziki olarak yere batan milletler, kabileler, coğrafi bölgeler olmuştur. Allah Celle Celaluhu onlara isyan, küfür ve büyük günahlarından dolayı böyle bela ve musibetler vermiştir. Veyahut da sizi ekonomik olarak, siyasi olarak köleleştirir, başka milletlerin tahakküm altına sokar. Siz millet olma vasfınızı, insan olma özelliğinizi kaybedersiniz. Sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bir halkın cedid, yeni bir halk. Evet, bu da Allah'a güç bir şey değildir. Çünkü kün feyekun. O bir şeye ol dediği zaman o oluverir. Böyle bir güç ve kudret sahibi olan Allah bir toplumu, bir milleti gerek fiziki olarak, gerek sosyal olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak yok edip yeni bir milletin var edilmesi Allah'a güç değildir. Değerli Müslümanlar, onun için diyoruz ki zaman zaman sık sık ifade etmeye çalışıyoruz ki Kur'an'la iyi tanışalım. Kur'an'ı tefekkür ederek, tezekkür ederek, manalarının derinliğine inmeye çalışarak, oradaki mesajları doğru anlayıp, doğru anlatıp, doğru yaşamaya gayret ederek, insanlık onurumuzu, Müslüman olma haysiyetimizi koruyalım. Aksi takdirde, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'la barışık olmayan fert ve toplumların akıbeti felakettir. Bugün yeryüzünde Müslümanların başına gelen musibetler ve belalara baktığımız zaman sebebini burada aramak lazımdır. Dinden müstani olan, Allah Celle Celaluhu'dan müstani olduğunu zanneden fert ve toplumlar hep haysiyetlerini kaybetmişler ve başka milletlerin, başka toplumların pençesi altında inim inim inlemişlerdir. Allah Celle Celaluhu Fatır Suresi 18. ayette de şöyle buyuruyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü, günahı ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Habibim, sen ancak görmeden Rablarından korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Değerli Müslümanlar, bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre her kişi yapmış olduğu hayır işlerin, yapmış olduğu şer işlerin karşılığını mutlak surette görecektir. Bir insan bir günah işlemişse o günahını başkası çekmeyecektir. Öyleyse kişiler baksınlar, düşünsünler, idrak etsinler, taşıyamayacakları yükü yüklenmesinler, küfür yükünü yüklenmesinler, günah yükünü yüklenmesinler, nifak yükünü yüklenmesinler,
Bunlar çekilemeyecek, altından kalkılamayacak yüklerdir. Ve bu yükü kaldırabilmek için en yakınlarımız bile bize yardımcı olmayacaktır. O mahşer günü, o hesap gününde. Herkes başı çaresine bakacaktır. Ancak bir kısım günahlar vardır ki şahsiliği olmaktan çıkmıştır. Bir kısım günahlar vardır ki toplumu etkilemektedir. Toplumu dejenere etmektedir. Başkalarının da o kötülüğü irtikab etmesine vesile olmaktadır. İşte o zaman bu günah yükü altında o günaha vesile olanlar da bulunacaklardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde iyi çığır açanları, kötü çığır açanları bize bildiriyor. İyi çığır açanlar, hayırlı işlere vesile olanlar, hayırlı işlere vasıta olan insanlar, o açtıkları çığırın sevabına, mükafatına nail olacakları gibi, ilâ yevmil kıyâme, o çığırdan, o güzel çığırdan, o hayırlı yoldan giden insanların kazandığı sevap kadar da o çığırı açanın defteri amaline sevap yazılacaktır. Fakat o çığırdan gidenlerin sevaplarından hiçbir şey eksilmeyecektir. Kötü bir çığır açan, küfür çığırı açan, nifak çığırı açan, fasıklık çığırı açan, toplumu dejenere eden çığırlar açan insanların bu açtığı çığırın vebali ve günahı kendilerine olduğu gibi ilâ yevmil kıyâme o kötü çığırdan, o kötü yoldan, o küfür yolundan, o nifak yolundan gidenlerin günahları da o kötü çığırı açanların üzerine olacaktır. Ve o kötü çığırdan gidenlerin günahlarından da hiçbir şey eksilmeyecek. O kötü çığırı açana gel, bu çığırı sen açtın. Bizim yükümüzü de yüklen denildiği zaman o kötü çığırı açanlar kendi yükünü kaldıramayacak ki onların yüküne faydalı olsun, yardımcı olsun. Kur'an'a ters düşenleri, onu anlayamayan cahilleri Rabbim ıslah etsin, onlara da hidayet ihsan etsin. Ve ümmeti Muhammed'e Rabbim acısın, merhamet etsin, yeniden ümmeti Muhammed'i İslam medeniyetinin şahikasına yükselsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.